Bizim yapmış olduğumuz en önemli dönüşüm sektörün... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer mesleki eğitimde atılan adımlar ile ilgili olarak inşallah bu süreç istihdamda da mesleki eğitim mezunlarının çok rahat bir şekilde işgücü piyasasında eşleşmesiyle önemli başarılara imza atmasını beraberinde getirecek. Nihayetinde de artık işgücü piyasasında geçmişten beri gelen aradığım elemanı bulam retoriği inşallah tarih olacak dedi. Milli Eğitim Bakanı Özel İhlas Haber Ajansı muhabirine gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Memlerimizin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimleri sektör temsilcileriyle birlikte birlikte planlıyoruz. Başarılı öğrencilere işverenler, sektör temsilcileri burs veriyor ve en önemlisi istihdamda öncelik sağlanıyor. Dolayısıyla sektörün tüm birikiminin, tüm deneyiminin, tüm müktesebatının artık mesleki eğitimine aktif olarak kullanıldığı yeni bir döneme girdik. Bu hem öğrencilerimizin meslek eğitimi taleplerini yükseltti. Aynı zamanda sektörün de artık meslek eğitimin kalitesinin artılmasında her türlü deneyimini okullar aktarmasını beraberinde getirdi. İnşallah bu süreç istihdamda da meslek eğitim mezunlarının çok rahat bir şekilde iş gücü piyasasında eşleşme ile ilgili önemli başarılara imza atmasını beraberinde getirecek. Ve nihayetinde artık iş gücü piyasasından bu özellikle geçmişten gelen aradığım elemanı bulamıyorum. E, retoriği de inşallah tarih olacak. Son 20 yılda eğitimde çok ciddi yatırım yapıldı. Hepinizin bildiği gibi. Bir taraftan öğrenci sayısı okul öncesinden yüksek öğretime kadar artarken diğer taraftan bu kapasitenin nitelikli bir şekilde eğitim alması için çok ciddi derslik ve eğitim binası yapıldı. Ve bir taraftan eğitimde kitleselleşme sağlanırken diğer taraftan öğrenci başına düşen öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve derslik başına düşen öğrenci sayısında çok ciddi iyileştirmeler yapıldı. Yani bir taraftan eğitim sistemi büyürken aynı zamanda uluslararası kalite göstergelerindeki parametrelerde de iyileştirmeler bu büyümeye eşlik etti. Dolayısıyla eğitimdeki son 20 yıldaki büyüme kaliteye rağmen yapılan bir büyüme değil, kalite odağında yapılan bir büyümedir. Ama gelinen noktada geçmişten de kaynaklanan okullar arası başarı farkı bizim eğitim sistemimizin kök problemi olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Her ne kadar son yıllarda burada çok ciddi iyileştirmeler sağlanmasına rağmen onun için artık biz bir taraftan eğitimdeki kaliteyi artırmaya çalışırken diğer taraftan okullar arası başarı farkını dolayısıyla eğitimde fırsat eşitliğini çok daha iyi noktaya getirmeyi öncelikle odak noktamız yaptık. Bunun için de 3 tane kendimize alan seçtik. Birincisi e, okul öncesi eğitimde erişimi artırmak, İkincisi okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak, üçüncüsü de öğretmenin mesleki gelişimine çok boyutlu, çok kapsamlı destek vermek. Niye bunları seçtik? Çünkü okul öncesi eğitime erişim doğrudan ilkokuldaki hazır bulunuşluk arasındaki farka karşılık geliyor. Yani erişenle okul öncesi eğitime erişenle erişemeyenler sosyoekonomik seviyesine göre erişemeyen arasında ilkokul 1'e başladığı zaman önemli farklılıklar oluyor. Bu farklılıklar devam ediyor eğitim kademelerinde ve okul arası başarı farkının ortaya çıkmasında en önemli işlev gören bir noktaya taşıyor. Dolayısıyla biz özellikle 5 yaş grubundaki okul öncesi eğitim erişimi %100'e çıkartmayla ilgili kapasite üretmeyle uğraşıyoruz. Bu müthiş bir açılım olacak.